Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, hepinizi Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Yeni bir Pergel programıyla karşınızdayız ve inşallah bu programda da önemli bir konuyu, son dönemde aslında gündemimizde olan, konuşulması gereken bir konuyu konuşacağız. Değerli konuğumuz, sosyolog, doktor, öğretim üyesi Erkan Çav hocamla. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk efendim. Hayırlı akşamlar. Allah razı olsun. Şimdi aile diyeceğiz. Tabii modernizmin tehdidi altındaki aile. Sadece aile derken ailenin tüm bileşenleri, işte ister kadın olsun, ister formal boyutu, yani evlilik olsun, nikah olsun veya işte nesil diyelim buna, işte nesil olsun veya işte cinsiyet son dönemlerde işte kaşıdıkları bir konu bu olsun. Bunları konuşmak istiyorum. Tabii sosyoloji alanında olduğunuz için yani bir anlamda sizin konunuz bu. Şimdi modernizmin tehdidi doğru bir ifade mi? Bir kere oradan başlayalım. Hani biz KC'ye bunu koyduk ama yani modernizm aile için gerçekten bir tehdit mi, yoksa kendilerine işte modern diyenler veya modernizmi bir anlamda ellerinde tutanlar, artık temsil edenler mi aileyi tehdit ediyor? Biraz şöyle modernizmden başlayalım. Hani nedir ki bu modernizm? Hani ne konuşuyorsunuz? Hani bazen kelimeler kullanırken farklı kullanıyoruz ya, işte çok modern bir bina falan diyoruz da neyi kastediyoruz modernizm derken? Modernizmle bizim aramızdaki şey ne? Mesafe ne? Biraz isterseniz o genel hattıyla bir konuşalım meseleyi, sonra aileye gidelim. Şimdi tabii konu çok derin ama bir ucundan tutmaya çalışalım. Bu meseleyi modernizmi anlamak için dönüşümünü anlamamız lazım. Bunun da kökeninde ne var? Aslında Avrupa'da başlamış, Rönesans'a kadar gitmemiz gerekiyor. Temel özelliği neydi? Dünyayı yaratan Tanrı'dan insan Tanrı'ya geçiş. Yani Tanrı'nın egemenliğinden insanın merkez olduğu bir sürece doğru evrildi. Modernizm, yani bu tarifi mi oldu hocam? Yani özür dilerim. Tarifi değil. Bu bir sürecin, yani modernizmin ortaya çıkış koşullarıyla ilişkili bir zemini aslında ortaya koymamız lazım. Akılcılığın, yani aklın, aklımla çözerim. Descartes'in düşünüyorum öyleyse varımdan itibaren aydınlanma süreciyle batı merkezli bir tanıma doğru gidiyorum. Çünkü modernizmin kökeninde batıdaki değişimler var. Onun da dünyaya yayılımı etkisi var. Yani insanı dediniz ilahlaştıran bir aslında düşünce biçimi. Aslında sonuç itibariyle gelinen nokta çok net. İnsanı tanrılaştırmak, insanı merkeze alıp Tanrı'nın işlevine son vermek. Bunu kim söylüyor? Yine bir batılı. Nietzsche söylüyor. Ne diyor? Tanrı öldü diyor. Aydınlanma felsefesi de 18. yüzyılda, 19. yüzyıla geldiğimizde artık dinin hayatın temel bir etkeni olarak görülmesine karşı hareket ediyor. Şimdi din dediğimizde bunu sadece Tanrı'yla da sınırlamayalım. Ritüeller, işte yaşamlar, ibadet, hayatını inançla iç içe yürütmek. Bunun için ne yaptı Avrupa'da? İşte Luther, Protestanlık değil mi? Çalışmak ibadettir meselesi. Kapitalizmle, endüstri devrimiyle dönüşen toplumda ailenin, bireyin konumu ne oldu? Değişti. Bu değişen aile bu duruma karşı bir vaziyet almak istedi. Modernizm aslında bugün hani bir kısmına modern, bir kısmımıza gayri modern dememiz de mümkün değil. Hepimiz bu geminin içindeyiz, bu yaşamsal alanın. Sadece modernizm dediğimiz döneme karşı aldığımız vaziyet alışlar değişiyor. Zaten tartışmanın değil mi bel verdiği, bizi tam kırdığı nokta burası. Yani kendimizi neye göre tanımladığımız. Şimdi modernize baktığımızda insanların inanç dünyaları var. Bir de inanç dışı bir yaşamı öne sürmek isteyenler var. Sekülerizm diyelim ki doğal olarak hani kısmen din hayattan çekiliyordu. Fakat bu öyle bir noktaya geldi ki artık dinin hiçbir önemi yok noktasına. Peki o zaman daha geçen yıl Hindistan'da işte bir Budist biliyorsunuz ceza aldı işte bir tecavüz davasından. 37 insan onu savunmak için polisle çatıştı, öldü. Avrupa'ya bakıyorsunuz yine hala
dindarlarla, değil mi? Katolik işte dünyası, Protestan dünyası, Ortodoks kiliseleri, dindar yaşam kendisini her yerde gösteriyor. Sorun nerede? Modernizmle gelmiş olan, hani az önce dediniz ya, nerede farklılık oluşuyor? Teknik ve teknoloji, modern bina dediğimiz şey bir teknik teknoloji ürünü. Televizyonun, cep telefonunun, arabanın, değil mi? Teknolojinin nasıl kullanıldığıyla ilgili karar bize ait. Dolayısıyla modernizm bize nasıl kullanacağımızı söylemiyor. Aslında dayatıyor. Meselenin özünde böyle bir sorun var. Türkiye Cumhuriyeti de yıkılmış bir İslam devleti olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun enkazı içerisinde demeyeceğim, bir enkaz olarak görmüyorum ama kapitalistleşmemiş. Yani sömürü, emperyalist, işçinin emeği üzerinden kendini zengin eden burjuvalarını yetiştirememiş Osmanlı doğal olarak kapitalist sistemde varlığını sürdüremedi. Bursa'daki ipek üreten esnafımız Londra'dan günde 16 saat çalıştırılan 10 yaşındaki, 12 yaşındaki kız ve erkek çocuklarından elde edilen seri üretimle, endüstriyel üretimle gelen kumaşa karşı direnemedi. Çünkü bizim de sömürü yapmamız gerekiyordu. Biz bunu yapan bir devlet olmadığımız için ve dünya görüşü, değil mi, bir yaşam tasavvuru, çöküş burada gözüküyor. Yani modernizm sadece Osmanlı'nın yıkılmasına sebep olmadı tabii, değil mi? Çin'dir, Hindistan'dır veya işte Bolşevik devriminde söylersek işte Ruslardır, modernizm hepsini etkiledi. Ama şunu ya o zaman modernizmin bir yönünü de söylemiş olduğumuz sömürü düzeni bir yerde. İnsanı merkeze alıyor, insanı tanrılaştırıyor. İnsanın o tanrılaştırıp da öyle bırakmıyor. Bu sefer tek ilah ile bağlantısını koparıyor. Bütün ilişkilerine müdahale ediyor. Artı bir sömürü düzeni, bir işte üretimin bir çarkı haline getiriyor. Bir de araçları amaç haline mi getiriyor modernizm? Aynen. Evet. Şimdi netleştirelim. İnsanı merkeze koyarsak ne olur Özkan Hocam? Çok net. İnsan 70-80 yıl yaşayan, değil mi, sınırlı ölçüde bir akılla hareket eden bir varlık. Ne kadar akıllar birleşse, ortak bir vizyon çizse de kişiye bağlı bir yaşam. Modernizm ne yaptı sonra? Postmodernizm oldu. Bana göre sana göreye dönüştü. Çin saydık, değil mi? Asya'yı saydık. Afrika sömürgeleştirilmeye başlandı. 1800'lerden itibaren en ağır sömürge altına alındı. Asya aynı şekilde 300-400 yıl, değil mi, Batı'nın tasallutu altında kaldı. Çin gibi milattan önce 500'lü yıllara kadar Konfüçyüs'e bağlayabildiğimiz 2500 yıllık bir medeniyet oturmuş, düşünün. Çin bile neredeyse tamamen yok olmanın eşiğine geldi. Çin kültür devrimiyle bir dönem Konfüçyüs tukaka edildi, yani uzaklaştırıldı. Ama bugün yine geldiğimizde Konfüçyüs geri geldi. Ya da işte Sovyetler Birliği, değil mi, maddi hayatı, yani hıza, haza, maddeye, arzuya, zevke dayalı hayatı kapitalist sistemle birlikte kendisi dinsiz bir yaşamı empoze etti. Ama sürmedi, 90 yıl, 70 yıl, 80 yıl. Varlığını sürdüremedi. Yani yine aynı noktaya geleceğiz. Biz bugün aileye bunları taşırken ailenin olduğu ortamı, toplumu, devletler sistemini, dünya sistemi nereye gidiyor? Modernizm bunun neresinde? Sistem nasıl bir hale getirdi ki bizim bireylerimiz sağlıklı bir birey olarak yetişemiyor ve güçlü bir toplum kurabilmek için gerekli aile kalesini, taşını, değil mi, o mikro yaşam alanını koruyamıyoruz. Tartışmanın burasında da neler giriyor devreye? Dinin önemsizleştirilmesi, inancın ötekileştirilmesi, inanmak artık bir sorun haline geldi. Çünkü inanan insan kendisine dünya sisteminin dayattığı koşulları reddediyor. En güçlü de şu anda dünyada bunu reddeden kim kaldı? Müslümanlar kaldı. Hindistan'da bir tartışma daha yürüyor. Bizim konumuzla bağlantılı. Bazı tapınaklara, Budist tapınaklara kadınların girmesi dinsel inançlar gereği kabul edilmiyor. Şimdi orada da Budizm geleneğini yıkmak üzere bir sistem yürütülüyor. Sovyetler Birliği'nde başka bir şey,
Çin'de başka bir sistem. Yani modernizm her yerde bir ayar vermeye çalışıyor. Kesinlikle. Sadece İslam coğrafyasına değil. Değil tabii. Şimdi tabii biz daha çok kendi coğrafyamızla ilgileniyoruz. Yani belki Hindistan çok daha geniş bir konu. Şimdi modernizmde ilginç bir şey, günlük hayatta kullandığımız kelimeler üzerinden söylersek hep böyle sanki erişilmek istenen, işte sürekli onunla ilgili hayal kurduğumuz bir anlamda bir ideal yaşam formu gibi söyleniyor. İşte modern iletişim araçları, işte modern ulaşım araçları, modern eğitim, modern... Şimdi hedef demek ki, yani bir anlamda siz hangi nerede olursanız olun, sizin hedefiniz bu modernizme ulaşmaktır mı? Bize bu mu enjekte edildi? Veya biz bunu nerede aldık hocam? Yani eğitim sistemi mi verdi bunu? Yani ailede almadık herhalde. Veya nasıl bu empoze edildi bize? Yani sanki jelatinli, parlak, cilalı, daha hızlı, daha şeyli, senin amacın bu. Ve işte modernizm bu demek. Bak buna ulaş, daha iyi bir arabaya binmek istiyorsun ya, işte modernizm bu gibi bir algı oluşturuldu. Bunun bir kısmı doğru muydu? Veya bunu şöyle biraz açarsak, nasıl kapıldık bu algıya? Ve gerçekten neresi yanlış bunun? Orayı bir netleştirelim, sonra aileye geçelim. Biz nasıl güçlü bireyler oluyoruz? Özgüvenine sahip, kimliği, kişiliği, karakteri olan Osmanlı İmparatorluğu, az önce bahsettiğimiz kısa hayat hikayesinde yıkılışının temel sebepleri neydi? İman zayıflığı mıydı tek başına? İslam'ın yaşama biçimi miydi? Ernest Renan 1800'lerde İslam terakkiye manidir diye Avrupa'da bir konferans verdi. İlerlemeye engeldir. Kesinlikle İslam ilerlemeye engeldir tezini ortaya attı. Namık Kemal'inden işte Mehmet Akif'ine herkes karşı tezler sürdü. Temel mesele şuydu. Batı'nın hümanizm üzerinden kurduğu değerler sistemi, bunun içerisinde İslam'la örtüşen birçok değer var. Şimdi biz bunun tartışmasını ayrıca yapabiliriz ama sorun bu değerler değil. Bugün de yaşadığımız şey, Irak'a demokrasi götüren Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı şeyi 200 yıl önce İngiltere yaptı. Danimarka, Hollanda yaptı dünyayı. Yani ne yaptılar? Askeri ve silah gücüyle modernleştirme, ne diyelim, hedefiyle, idealiyle daha iyi bir yaşam size getireceğiz iddiasıyla kolonizasyona gittiler ve sömürdüler. Afrika'da düşünebiliyor musunuz? Elması var, altını var, petrolü var, her şeyi var. Fakat açlıktan ölen bir topluluk var. Nasıl oluyor? Şunu söylemeye çalışıyorum. Modernizmin çok yönü var ama iki temel yönü. Değerler sistemi açısından bunun İslami değerlerle ilişkisini ayrıca dediğim gibi ele almak mümkün. Bizi yıkan kısım o değil. Öyle olsaydı antik Yunan'la karşılaştığında İslam korkusundan siner, hiçbir felsefi tartışmaya girmezdi, değil mi? Aksine antik çağdaki bütün felsefi tartışmaları aşarak İslam Bağdat ekollerini kurdu, büyük bir İslam medeniyeti kurdu, değil mi? Semerkant'tan Bağdat'a, bunun içerisine Endülüs'ü de koyarsınız. Korkan, zayıf, düşüncesi olmayan bir medeniyetten bahsetmiyoruz. Yenildiğimiz nokta teknik ve teknolojiyi geliştiremeyip askeri saldırılar karşısında direnemeyen bir yapı. Bunun içerisinde elbette ki bizim de eksiklerimiz var. Bugün de yaşadığımız tam olarak budur. Silahlı bir çatışma içerisindeyiz. Bu ne demek? Tehdit altındayız. Biz 100 yıldır Türkiye Cumhuriyeti'nin konumunda da bu yok mu? Bunu niye söylüyorum? Biz bir alanda yaşıyoruz, toplum ve devlet. Aile de bunun içerisinde. Ailenin içinde de birey var. Bireyin özgüvenini kazanması, güçlenmesi için güçlü bir aile olması lazım. Güçlü bir aile için güçlü bir toplumda olmanız lazım. Güçlü bir toplumsal yapı güçlü bir devletle oluyor. Bugünkü Suriye'de 10 yıl öncesine gidin, 2009 yılına, bir Halep'te yaşayan birisine sorsanız, deseniz ki birkaç yıl sonra buraları yıkılacak, tarumar olacak, başınıza bombalar yağacak, buralarda yaşayamayacaksınız. Bu kardeşlerimiz Fatih'te, İstanbul'dalar ya da Türkiye'ye dağıldılar. İnanamazdık diyorlar. Dalga mı geçiyorsun diyorlar. Oldu. Aynı şey Türkiye'de de olabilir, değil mi? Bu gerçekler altında biz ailemizi korumaya çalışıyoruz ki nereden? Bu dünya küresel sisteminin saldırılarından. Bir aşamaya geçmeden bir cümleyle bağlayalım.
Bu niçin böyle? Toplumları, devletleri, bireyleri yönetmek için tüketim kültürüne alıştırmanız lazım. Popülist bir yaşamı dayatmanız lazım. Hıza, yani hızlı, hemen olsun, hazza alıştırmanız lazım. Yani nefsinin emrinde bireyler olmalı ki bu bireyleri yönetmesi kolay olsun. Üçüncü olarak anında, yani anında sonuç alsın, sabır, tevekkül, anında çalışma iyileşsin, yok, anında her şeye sahip kazansın, olsun. Evet. Modernizm bize böyle bir kahramanlık dünyası, bir parlak, cilalı dünya sunuyor. Peki soruyorum, bugünkü rakamlara göre 2017'den beri sadece Londra'da işte söylenen yüzlerce evsizin öldüğü sokakta. Peki Londra gibi ya da İngiltere gibi ya da British Kingdom diyelim, değil mi? Birleşik Krallık, hala onun bağlı olduğu başka krallıklar var gibi bir yapıda bile ölümler engellenemiyorsa, zenginlik refah içerisinde, hani modernizm bize iyi bir hayat getirecekti. Modernizm bizim ruhumuzu, kimliğimizi, kişiliğimizi boşaltıp yerine adeta bir robot gibi insanın kodlandığı, klonlandığı, tek tipleştirildiği insanlar getiriyor. Aynı şeyleri seviyor, aynı elbiseleri giymeye çalışıyor, aynı modaya kapılıyor, aynı cep telefonu için ölüyor. Hatırlayın, böbreğini satan bir genç vardı, iPhone almak için gibi düşünün. Artık onun amacı iyi bir insan olmak değil, iPhone almak. Onun ölçüsü iPhone. Apple ne kadar ileri giderse kendisi o kadar ileriye gidebilecek. Apple zaten yapacağını başa. Apple bir simge. Modernizmin özeti budur. Seni artık insan olmamakla sınıyor, imtihan ediyor ve senin karşına senin asla olmak istemeyeceğin ama hoşuna giden, haz aldığın bir insan tipiyle seni dolduruyor. Aile nerede? Aile nerede? Tabii aileyle başlayacağız ama evet, gelenek, aileyi konuşunca önce geleneği konuşmamız lazım herhalde. Kesinlikle. Şimdi modernizm geleneğin zıttı mıdır? Yani geleneği yıkmak için mi geliyor modernizm? Veya her gittiği yerde önce geleneği mi yıkıyor? Veya gelenek zaten işte dönem dönem değişir mi? Modernizmle gelenek arasındaki o ilişkiyi de bir açalım isterseniz. Şöyle, gelenek ne demek? Yani bugünlerin meşhur tartışması, işte geleneksel İslam, modern İslam, postmodern İslam, sünnet hayatımızda ne kadar olsun, daha da ilerisini söyleyelim. Hadissiz, sünnetsiz, peygambersiz bir İslam tasavvuru oluşturulmaya çalışıldığını görmüyorum. Yani modern mi demek lazım buna, bilmiyorum. Evet. Modern hepimizi çevreliyor ama modernizm öyle bir şey haline geldi ki bir şeyleri yıkmak için bir araç olarak kullanılmaya başlandı. Şimdi geleneksel İslam diye bir ifadenin kullanılamayacağını söyleyen birçok alim var. İslam bir tanedir. Yaşanır, yaşandığı kadardır. Geleneksel İslam meselesi ne zaman çıkıyor biliyor musunuz? 1800'lerde biliyorsun Cemalettin Afgani işte gibi onun geleneğinden. Yani bunlar söylediği şey şu: İslam ilerlemeye engeldi. Biz de İslam'ı biraz düzeltelim. Hani bazı kurallarını mı değiştiririz artık, biçimini mi değiştiririz, bazı sünnetleri mi atarız, ne yaparız, devlet biçimini mi, toplum yapısını mı, hatta ibadetleri de değiştiriveririz çok şey olursa, bir çözüm üretiriz. Burada soru, şurada tartışma patlıyor. İran atom bombası yapma kabiliyetini İran devriminden sonra kazandığına göre İslam atom bombası üretmeye engel değil. Değil mi? En basit örnek veriyorum. Ya da teknoloji üretmek için başörtülü, başörtüsüz, dindar, dindar olmayan ayrımı yok. Modernizm şöyle bir algı getirdi. Sanki öyle yaşarsak teknoloji bizde olacak, güç bizde, en iyi biz olacağız. Hayır. Batının başardığı en iyi şey şudur: teknolojik ürünlerini satmak, teknoloji ve bilimi kendinde tutmak, bütün dünyayı kendine bağımlı kılmak. Bağımlı kıldığınızda aile yapısını da kontrol ediyorsunuz. Bireyleri de, toplumları da, devleti de. Türkiye Cumhuriyeti, Afrin, dün birinci yılıydı. Zeytin Dalı Harekatı veya işte bir önceki harekat, değil mi?
bunlara baktığımızda ne görüyoruz? Kendi silahlarımızla mücadeleyi. Şimdi geleneksel İslam, hani o belki ayrı bir tartışma konusu ama şimdi gelenek derken aileyle bağlantılı olarak söyledim. Yani şimdi evlilikten başlayarak mesela görücü usulü diye. Şimdi annenin veya işte kişinin artık yakınındaki diğer kadınların o kişiye bir şekilde bir kız bulması, basit ifadeyle söyleyeyim, o kişinin de buna razı olması ve oradan yürüyen bir evlilik biçimi mesela. Veya gelenek dediğiniz zaman işte çekirdek ailenin öncesini, artık işte evde bir otorite var, baba var, işte büyükler var, büyüklerin verdiği kararlar var filan. Şimdi bu aileyle ilgili kısmı, şimdi gelenek dediğiniz zaman bu örf, adet, töre, anane neyse adı, o toplumun dokusu, deseni, rengi, kuralı, gelen, yani hep dilimizde dönüyor gelenek. Bütün bunlar şu anda bir bakıyorsunuz işte metropollerde sanki kayboluyor veya kişilerin artık çok da önemsemediği, sıradan gördüğü, değersiz, basit gördüğü, yıkılıp gidiyor. Hani yazılı olmadığı için bir yerde veya güvence altında olmadığı için bir yerde filan filan. Şimdi gelenekle modernizmin zıtlaşması ne? Veya modernizm geleneği yıkmak için mi geliyor? Veya tarifinde mi bu var? İstersen orada birkaç cümle söyle, böyle geçelim. Şöyle bağlayalım. Gelenek bütün bu yıkım, modernizmi getirdiği yıkım usullerine, yöntemlerine, girişimlerine karşı direnen bir kale aslında. Direniyor. Direniyor kesinlikle. Gelenek içerisinde itaati barındırıyor. Geçmiş birikimi, değil mi, güncelleştirmeyi bağlıyor. Aslında ne diyelim, geleneksel modernleşme diye de bir şey de söylenebilir. Modernleşmeden hiçbir zaman bizim kaçınmamız mümkün değil. Hepimiz etkileniyoruz. Şu anda televizyonda konuşuyoruz, değil mi? Modern dönemin bir ürünüyle. Cep telefonlarıyla anlaşıyoruz, bilgisayar kullanıyoruz. Sizin bu stüdyoda kullandığınız ürünlerin birçoğu aslında bu dediğimiz dönemin ürünü. Sorun bunların nasıl kullanıldığıyla alakalı bir şey. Deminden beri aslında vurgulamak istediğim şey bu. Dünya şu anki ekonomik gücünü, teknoloji gücünü daha iyi bir dünya için kullanabilir. Hayır, modernizmin şu anki egemenler sistemi dünyayı iyi yönde yönetmek için çabalamıyor. Aslında bu da hani Trump'ın gelişiyle birlikte başlayan o ne diyelim, evangelist ve işte Yahudi evangelist ilişkisi üzerinden, yani mesihyanik bir yaklaşımla dünyayı olumsuz yönde etkileme düşüncesine kadar gidiyor. Neden? Şimdi toplumların zayıflatılması dünya sistemi için bir gereklilik. Çünkü onlar bunu gelenek görür bugün. Bugün işte ırkları görür. Bugün Türkiye'yi görür. Yarın İran'ı görür. Hindistan değişmiyor. Önemli olan sistemin devamlılığını sağlamak için önündeki engelleri yok etmek. Gelenek geçmişten gelen birikim, modernizm sosuyla soslanmış bu egemenlerin güç sistemine karşı direnen kanallar. Şimdi az önce dediniz ki kız isteme. Ailesiyle birlikte istişare eden bir genç kızdan ya da erkekten, şimdi bugün kendi kararlarını veren, özgürüm, bağımsızım, istediğimi yaparım, sana niye danışacağım? Sonra o mutsuz evlilikten sonra, ki bu çok ciddi bir mesele, burada bağlayalım. 3 evlilikten biri boşanmayla sonuçlanmış geçen yıl. Bu çok yüksek bir rakam. Düşünebiliyor musunuz bunların çocukları olduğunu, bu parçalanmış ailelerin sonu ne oluyor? Ve giderek de bu oran artacak. Nasıl bir topluma gideceğiz? Annesi babası belirsiz, tam belirsiz demeyelim tek ama. Tek ebeveynli. Tek ebeveynli. Hatta daha ne olacak? Çok net söyleyelim. Eşsiz çocuk doğurma, değil mi? İşte şimdi o ultra boyutu. Aynen. Belki bu toplum için çok uç bir şey ama şimdi geleneğin aslında modernizmle barıştığı zamanlar veya geçiş zamanları var. Yani diyelim ki gelin getirirken, at üzerinde getirirken bir at yerine arabayla da getirebiliriz, değil mi? Arabayla getirme filan. Şimdi biz ilk önce bir barışıyorsunuz. Barıştıktan sonra sonraki nesil o espriyi anlamıyor tabii. Şimdi az önce siz mecburen dediniz ki modernizme ayak uyduracağız.
Yani tamamen şey etkileneceğiz. Etkileneceğiz. Düzeltelim. Evet. Etkileneceğiz dediniz. Şimdi araçlarla modernizmin felsefesini birbirinden ayırmak mı gerekiyor acaba? Yani mesela şu an kullandığımız şu sistem bir araç değil mi? Tabii ki. Yani bu modernizmin felsefesini kabul ettiğimiz anlamına geliyor mu? Yani bu araçları kullanmak. Asla. Şunu kastediyorum zaten. Bir insan cep telefonunu kullanabilir ama cep telefonu için yaşanmaz. Teknolojik bir, değil mi? Bir merakınız olabilir, kullanırsınız, ihtiyaçtır çalışmalarınızda, bilgisayarı şu bu, ama bu hayatın amacı bu değildir. Bu şöyle bir sorun getiriyor. Bir süre sonra değerler yitimi dediğimiz bir şeyle karşılaşıyoruz. O dostluk, arkadaşlık, bağlılık, saygı, sevgi, birisini özlemek, birisine insan olarak değer vermek. Biz işte 40'lı yaşlarında olan kişiler mektuplaşarak anlaştık bir zamanla. Mektupla buluşma zamanı belirlemiş, günlerce, haftalarca mektupla iletişim kurmuş, telefonu hatta bulamamış 80'lerin çocuklarıyız. Bugün bir WhatsApp'ta ya da bir grupta bakılmadığı zaman 5 dakika içerisinde psikolojik olarak kendimizi kötü hissediyoruz. Bu teknolojinin bizim hayatımıza egemen olması demek değil mi? Bir sosyal medya bağımlılığı bizi artık bizden çıkarmıyor mu? Bizi kendimiz olmaktan öteye taşımıyor mu? İnsan ilişkilerine ket vurup artık başka bir şekilde konuşmaya başlamadık mı? Ne yaptık? İçi boşaltılmış bir yaşama doğru gidiyoruz. Mekanlar teknolojik. Her şey teknolojik ya da işte özentiye dayalı. Şimdi gelelim aile içindeki bireye. Evet. Aile nerede? Aile bireylerden oluşuyor. Eğer bireyler de modernizme karşı bu ayrımları varmış olarak yetişmezse, bu sefer anne baba çocuğunu yetiştirmekte zorlanıyor. Yani neyin değer, neyin araç, neyin hedef, neyin amaç, neyin önemli olduğunu bilemiyor. Örneğin çocuğu her istediğinde oyuncak almayın diyor şimdi pedagoglar. Niye? Oyuncağın değeriyle ilgili bir anlam oluşmadığı için oyuncağın değerini önce anlatmak lazım diyor. Yani olgular ve kavramlar oluşmadan direkt araçlara. Yoksa 2 yaşındaki çocuğun tablet izlemesi niye zararlı olsun? Ama zararlı, çünkü ilgi ve alakasını ona veriyor. Bir süre sonra kitap okumaktı, nesnelerle ilişkilenmekti, ailesiyle vakit geçirmekti gibi meseleleri unutmaya başlıyor. Bireyler aile içinde yalnızlaşıyor. Özeti bu aslında. Modernizm öyle bir şey ki toplumsal yapıyı, aileyi, devleti, bütün yaşam alanlarını kendi isteğine göre tasarlıyor. Bir süre sonra biz de bundan zevk almaya başlıyoruz. Ve zevk aldığımız anda da ister bir Müslüman olarak, ister bir ateist olarak fark etmiyor. Onun akışına kapılıyorsunuz. İtiraz da edemiyorsunuz. Şimdi bunun mesela bir örneğini verelim. Anne baba çocuğuna cep telefonu almak istemiyor. Ama çocuk okulda arkadaşlarında sürekli cep telefonu görüyor. Nereye kadar dayanacak? Sen bana Ayşe kadar değer vermiyorsun. Mehmet kadar karşılaştırmaya başlıyor. Çocuk anne ve babasının onu korumaya çalıştığı değerini almıyor. Gelenek ne yapıyor? Bir Müslüman aile düşünün. Belli bir itaat, otorite, birbirine bağlılık var. Bunu da illaki kafamızda kötü imajlarla ele alıyoruz. Yani çok açık söyleyelim. İslam'ın yaşam biçimleri içerisinde tamamını onaylayabilecek durumda mıyız? Ya çok açık söyleyeyim. Mesela 65 yaşında Afganistan'da, değil mi, bir 13 yaşında, 15 yaşında, 12 yaşındaki bir kız çocuğuyla evlenme ritüelini hala devam ettirebilmesi, ritüel diyorum. Böyle bir olanak bence birçok Müslümanı rahatsız ediyordu. Şimdi yani şöyle bağlayalım. Yani İslam'ın yaşantıları, yorumları, İslam'ın kendisinden konuşmuyoruz bu arada. Onun günümüzdeki yansımalarından. Bazı şeyleri abartı, yani ya olumsuz yönde abartıyoruz ya da olumlu yönde. Dengesini kuramıyoruz. Modernizm bizim sağlıklı, sahih, anlamlı ve gerçekten temiz ve berrak bir akılla düşünmemize engel oluyor. En büyük sıkıntı bu oluyor. Böyle olunca da ne aileyi kurabiliyoruz, ne bireyleri koruyabiliyoruz, ne de öğretmen okulda çocuğa bağırdığında, ben bir üniversitede hoca olarak öğrencime şakayla karışık bir otorite uyguluyorum ama
İlkokuldaki çocuğa biraz bağırdığınızda bugün akşam WhatsApp grubunda veliler birbirine şikayet ediyor. Bu öğretmen o öğrenciye nasıl değer aktaracak? Anne baba otoritesini yitirirse nasıl çocuğa aktaracak? Yani demek istediğim şu, geleneksel yapılar belli bir oturmuş ilişkiler biçimini yürütüyordu. Son 100 yıldır, 200 yıldır yaşadığımız yıkım bu. Önünde hangi din durarsa dursun, ki İslam en güçlü bir şekilde direnen şu anda din olarak gördüğümüzde, bunu yıkmak için bir yol buluyor. Türban modası çıkartabilir, giyim modası diyebilir, erkekler için başka şeyler yapabilir. Bunlar bütün bizim varoluş alanımızı yıpratan şeyler. Aslında modernizmin en büyük çelişkisi de burada. Bir yandan daha iyi bir hayat sunduğu iddiasında ama öbür taraftan çöken bir toplum. Eğer öyle olsaydı bugün en ileri modern dediğimiz devletlerde taciz, tecavüz, kadına şiddet, intihar, hırsızlık, yoksulluk değil mi? Yok olmalıydı ama böyle bir şey yok. Giderek aksine artan bir süreç var. Dolayısıyla durup düşünmemiz lazım. Neyi kaybettik? Neyi kaybediyoruz? Türkiye'nin yaşadığı sıkıntıların altında ne var? Bu deizm, ateizm, agnostik, yani dinden uzaklaşmanın temel sebepleri ne? Bugün sosyal medyada bir fotoğraf veriyorsunuz, adam bütün sorumluluğu İslam'a yüklüyor. Bir tane insan bir hata yapabilir. Ne oluyor? Modern hayatın getirdiği o küçücük bir şeyi, parçayı bütüne atfediyor. Mesela diyelim ki kendini Müslüman diyen birisi bir hata yapıyor. Bütün hatayı İslam'a yüklüyor. Zaten sünnette bak, sünnetin hepsi de geçerli değilmiş. Bunların içinde işte biraz böyle zayıfları da varmış. Ondan sonra affedersiniz değil mi, devesi dine kadar getiriliyor. Öbür taraftan peygamber bir rol model olmaktan çıkarılıyor. İşte bu FETÖ sürecinde yaşadığımız neydi? La ilahe illallah yeterli. La ilahe illallah dünya egemen sistemlerinde dayatmak istediği kozmik din anlayışının bir parçası. Ne bu? Ya Tanrı var da, tamam Tanrı diye bir şeye inanın da bu bizim kapitalizmimize, tüketim kültürümüze, size satacağımız ürünlerin alımında etkili olmasın. Bizim istediğimiz gibi giyinin, istediğimiz gibi yaşayın, ailenizi buna göre tasarlayın, çok fazla da deşmeyin, düşünmeyin, tartışmayın. AVM'ler açıyorsak eğlenin, Luna Park'a gidin, istediğiniz diziyi izleyin, istediğiniz gibi giyinin. Benim dediklerimi sunduğum seçenekler içerisinde yaşayın, çok da sorgulamayın. Ben sizin dininize de katlanırım diyor egemen sistemdeki düşünce anlayışı. Bunun sonucu da birçok teori var bu konuda. Ortak bir din oluşturma çabası. Aslında Hazreti Peygamber'i yok etmenin altında da ona olan bağlılığı ve örnek modelliği yok etmek yatıyor. Şu anda Rehber TV'deyiz değil mi? Bir rehber, örnek, rol model aldığımız kişiyi yok etmek. Onu yok ettiğinizde bütün tesbihin taneleri de ortadan kalkacak. Evet. Şimdi kadın ailenin en önemli, en temel öğesi, toplumun da merkezinde var ama şimdi feminizm, şimdi modernizmin alt dalları var. İşte az önce sekülerizm diyorsunuz değil mi? Dünya birleşme. Evet. Bir de feminizm var. Daha birçok dalı var. İşte liberalizm falan gibi. Şimdi feminizm şimdi böyle şey olarak toplumun çok da şey olmadığı, yani tanışık olmadığı, çok aşina olmadığı bir anlayış, bir akım. Fakat çok sinsice, hatta son zamanlarda çok da böyle derinden, güçlü bir şekilde örgütlenen, Avrupa'da zaten çok önceden beri var olan, Türkiye'de de artık yavaş yavaş gün yüzüne, demek ki belli bir güce ulaşmış ki, gün yüzüne çıkan ve bir takım şeylere müdahale eden bir yapı gibi birden hissedilmeye başlandı. Şimdi kadına şiddetin önlenmesine yönelik bir takım kanunlar çıkarılırken, geçen işte Şeref Malkoç Bey'in açıklaması var. Biz aileyi yıkmak için kanun çıkartmışız şeklinde. Şimdi feminizm ne? Bir kere onu bir tarif edelim. Ne istiyorlar kadından? Yani modernizm nasıl bir kadın istiyor? Şimdi tabii feminizmin ilk çıkışına baktığımızda
çok insana insancıl geliyor, hümanistik geliyor. Diyor ki erkek egemen bir dünya var, her yerde erkek sözü geçiyor, kadınlar şiddet görüyor, evlilikte karar veremiyor, şu bu. Yine Batı kaynaklı. Şimdi Batı'da bunun temel altyapısında kadına bir özgürlük verme, hani insanlar eşit, kadın ve erkek eşit, özgürlükleri de eşit olma, gerekir. Bunun için kadına da erkek gibi roller verelim. Erkekler gibi istediği işte çalışmasın. Yani bütün erkek gücünün gerektirdiği, varlığının gerektirdiği alanlar. Şimdi feminizm bir süre sonra çok kullanışlı bir harekete dönüşüyor. Bunun bugün yaşadığımız cinsiyetsizleştirme ya da daha açık söyleyelim, cinsiyetin önemsizleştirilmesi. Yani kadın ve erkek rol modelleri ya da erkek ve kadın olguları artık o kalıbından çıkartılarak yani bunu çok dikkatli kelimeleri seçmek istiyorum. Hem izleyicilerimiz açısından hem de ifade açısından nasıl anlatalım bunu? Kadın ve erkek olma rollerinin değiştirildiği, bunu da izleyicilerimiz anlıyordu. Hem bu ister cinsiyet olarak olsun, ister ilişkiler bağlamında olsun, ister aile yapısı. Feminizm kullanışlı bir araç oldu. Bugün kadın üzerinden bütün tartışmaları istediğiniz yöne atabiliyorsunuz. Hatırlayın 15 Temmuz'dan sonra çok garip, birden kadınlara saldıran tipler türedi. Bu tıpkı 50'lerde Atatürk heykellerine saldıran ticaniler gibi ki proje olduğu ortaya çıktı. Ya da işte başka şeyler gibi. Ya kadına saldırdığın an mesele bitiyor değil mi? Sanki bir tartışma olmuyor. Kadının konumu diyelim ki eşitlik üzerinden baktık. İnsan hakları üzerinden, İslam üzerinden baktık. Eksiklikler, geleneksel yapılardan diyelim ki belirli olumsuzluklar da gelmiş olabilir. Şimdi bunu tamamen efendim püri pak tertemiz, kadınların hiçbir sorunu yoktu, erkeklerin sorunu yoktu, aile yapımız müthişti demek haksızlık olur. Yaşanılan birçok sorun var. İslam toplumlarında bugün de yaşanılan. Fakat bu öyle bir manivela ki İslam dünyasını çökertmek için kullanılacak alanlardan biri kadındır diye yazılmış 90'larda. Bu bilinen bir şey. Kadın üzerinden örnek verelim. Ne yaptı Suudi Veliaht Prensi? Ne dedi? Kadınlar sinemaya da gidecek, arabada kullanacak, şu da bu olacak. Bir süre sonra Mekke'de, Medine'de tamamen Batı tipi yaşayan ya da onun gibi giyinen kadınlar göreceğiz. Oranın kutsallığıyla ilişkisiz, bağımsız. Erkekleri tartışmak için söylemiyorum ya da erkekler tertemiz anlamında demiyorum bunu. Feminizm bu saydığımız dünya sisteminin en güçlü toplumları yıpratma aracına dönüştü. Bunun ters taraftan ne oluyor? Feminizmi kullanarak toplumun hassasiyetleri tahrik edilerek kadın üzerinden toplumda bir tepki oluşturuluyor. Şeref Bey'in söylediği nokta da şu, ara buluculuk yapıyorsunuz. Kadın bu sefer eskiden kadının beyanına dayalıydı şikayet. Şimdi kadın ister beyanda bulunsun, ister bulunmasın, ya da işte bireysel olarak şikayet etsin etmesin, bugün polis kadına şiddet olarak arandığında mutlaka gidip o vakaya bakmak zorunda. Kadın bunu erkek üzerinde bir egemenlik kurma aracına dönüştürdü yorumunu yapıyor. Aslında söylemek istediği bu. Bu sefer aradaki sevgi, saygı ve konuşarak meseleleri çözme ilişkisi koptu. Bu neyi getirdi? Geleneksel yapılar neyi sağlıyordu? Bir zamanlar şeyi hatırlıyorum, işte hani daha dindar kesimler arasında mahkemeye gitmeden önce ailelerin büyüklerine gidilir, sorulurdu kadın ve erkek arasındaki sorun, yani anne ve baba ya da eşler arasındaki aile içi sorunlar bir istişare edilir, bir tartışılırdı. Ya o böyle bir şey yaptı, ben şu yüzden kızgınım, şöyleyim, bir ara verilirdi değil mi? Bir ay, üç ay neyse, bir hafta, iki hafta, üç gün bir düşünün, bir konuşun. Neden? Sorun büyüsün ve aile dağılmasın diye yapılırdı bu. Şimdi bu neyi sağlardı? Eşlerin birbirini daha iyi anlamasın, eksiklikler. Bugün ne yapıyoruz? Psikoloğa gönderiyoruz. Bugün ne yapıyoruz? Beş çayları kalktı, o aile içi ilişkiler kalktı. Zaten herkesin bir cep telefonu var. İnsanlar birbiriyle değil, makinayla konuşuyor artık. Sosyal medyada konuşuyor. Böyle bir birey gerçek derdini anlatamıyor ki. Bir örnek verelim. Akşam yemeğini şu anda bizi izleyen izleyicilerimiz dahil.
kaç aile bir bütün olarak yiyebiliyor? Bu ne demek? İletişim ve ilişkinin, paylaşımın, bir arada olmanın yıpranması. Konuşma azaldıkça, yani iç paylaşım azaldıkça ailede, Şeref Bey'in dediği gibi polisi ararım, onu ararım, bunu ararım. Aslında sorun bu. İnsanların yaptığı kanunlar, hukuk, insanları tam olarak anladığı iddiasıyla yapılıyor. Fakat bir süre sonra bakıyorsunuz başka mahsurları çıkıyor. Peki bir Müslüman için, bir mümin için ne oluyor sonuç? O zaman Allah'ın kurallarına, kaidelerine ben uyayım. Hem inancım gereği, hem de eşime, aileme, çocuklarıma, hem kadın hem erkek açısından. Ne yapıyor? Taahhüt veriyor. Kadınlar size emanet diyen yani, evet, bir peygamberden. Yani bununla ilgili o kadar hadis-i şerifi bir tarafa bırakarak, o kadar örnek uygulamayı bir tarafa bırakarak, bu devasa bir gelenek var, bir uygulama biçimi, onu bir tarafa bırakarak, işte bir ithal edilen bir medeni hukuka zorlamak filan. Şimdi bir araya gitmemiz lazım. Aradan sonra devam edeceğiz. Buradayız değerli izleyiciler. Ki günümüzde en çok kadını hedef alıyorlar. Ailenin merkezindeki kadını nasıl hedef alıyor modern dünya? Veya işte kadını savunuyorum diyen feminizm veya diğer artık yanlış batıl düşünceler kadını nasıl hedef alıyor? Az önce hocam bir giriş yaptı ama şimdi kadın işte gerek Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinde, gerekirse mesela Kur'an-ı Kerim'de Meryem örneğiyle, işte Asiye örneğiyle, İbrahim'in işte Hacer annemiz veya Sare annemiz, birçok örnekle o kadar yüceltilmiş ki, veya annelik mesela öyle yüceltilmiş ki, İslam geleneği bunu temel aslında itikat esaslarını hemen yanına koymuş. Yani kadına saygı, anneye saygı. Şimdi modern dünyada kadın bir üretim nesnesi, üreten ve sosyal, sürekli dışarıda olan, bir yerde parasını kendi kazanan, işte kariyere yönlendirilen, şimdi burada aldatılacağız, aldatacaklar, bir algı oluşturacaklar. Kazanıyorum deyince kadın mutlu mu olacak veya işte artık kendi gelirimi kendim alıyorum, kimseye artık minnetim yok, ne güzel mi? Güzel mi gerçekten? Yani bu nereden başladık? Yani nasıl yöneldiler? Şimdi tabii başta girdiğimiz o modernizmin kökenindeki insanı tanrılaştırmak dediğimizde kadına ve erkeğe de tanrılık atfedildiğinde her ikisine de bu hayata egemen olabilirsin duygusu ve düşüncesi verildi. Böyle olunca ne oldu? Kadının kocasına itaat etmesi önemsizleştirildi. Aynı şekilde evin reisi babadır düşüncesi de yıkıldı. Bunun ortasında ne kaldı? Kocasını dinlerse kadın, bir onun için zayıflık. Oysa ki kadın erkek ilişkilerini hepimiz yetişkinler olarak biliyoruz ki dengeli olduğunda kadının erkekle ilişkisi de, erkeğin kadınla ilişkisi de karşılıklı saygıya ve rızaya dayalı olduğunda bir egemenlik ilişkisi değildir. Kadının egemen olduğu alanlar vardır, erkeğin olduğu vardır. Buradaki temel mesele şu, bütün o İslam'da saydığınız kişiler aynı zamanda bir rol model olarak bugün önemsizleştirildi. Yani Hazreti Meryem gibi olmak ya da işte bir Hazreti Hatice annemiz gibi olmak, değil mi? Böyle değerler ortadan kaldırılıyor. Veya bir anne olmak. Buraya bağlayacaktım. Çocuk büyütmek artık önemsizleştirildi. Sanki çocuk kendiliğinden büyüyor. Anne dışarıda çalışıyor, tamam. Kapitalist sistem kendisi için işçi arıyor. Bunun için önce erkekleri kullandı, yetmedi. Şimdi kadınları kullanıyor. Çünkü Henry Ford, ilk Ford arabalı, işte arabaları seri üretimle üretecekler. Fakat şöyle bir sorun var. Biz bu arabayı kime satacağız diye düşünüyorlar. Şimdi bir şey ürettiğin zaman satman lazım. Bu kadınlara da bir şey satmamız lazım. O yüzden perde satacaksak önce bir para kazanmalı. Kariyer de yaparım, çocuk da yaparım meselesi. Şimdi bütün kadınlar evde otursun, evden çıkmasın, hiçbir şey üretmesin, hayatın içinde
olmasın ki hayat evin içi de aynı zamanda hayattır. Hayatın içinde olmasın diye bir şey yok. Her insan hayatın içinde. Evde 3 çocuk büyüten bir hanımefendi nasıl hayatın dışında oluyor? 3 tane sağlıklı, gelecekte mühendis olmuş, doktor olmuş. Yani modern... Yani o az bir iş mi veya? Evet, ev işi az bir şimdi iş kadın mi? Kadın dışarıda çalıştığı zaman işte çocuklarına bir bakıcı kadın tutuyor. Onun için bir para veriliyor. Onu da o kendi kazanıyor diyelim maaşıyla. sen çocuğunla bağını kurmadın. 2 evet. yaşına, 3 yaşına kadar yanında bulunmadın. Bu nasıl, peki bu algıya nasıl yenik düşüyoruz? Nasıl aldanıyoruz burada? Çok basit. Haz mı dedin? İlk başta haz mı? Haz demiştim. Yani bireye özgür olacağı duygusunu aşıladığınız an onun yapmayacağı şey yoktur. Anne babadan kurtulacaksın, kimseye bağlı olmayacaksın, istediğin gibi yaşayacaksın. Ama bütün bunlar aslında egemen sistemin sunduğu alanlar. Diyelim ki konsere gidiyor, rock konserine. Bir bakıyorsun o rockçıya, küresel veya Türkiye özelinde. Ya bir işte küresel sistemin bir desteğiyle geliyor. Bir bakıyorsun uyuşturucu kullanabiliyor. Bir bakıyorsun alkolik olabiliyor. Bir bakıyorsun hiç aile mefhumu yok adamda ya da kadında. Tamamen ne yapıyor? Sistemi yok ediyor. Madonna'nın çok tartışılan meseleleri, biliyorsunuz Arap alfabeleriyle ilgili o kliplerinde kullandı. Tarikatın ismini söylemeyeceğim, internetten araştırır izleyicilerimiz. Dünya aile sistemini bozmak üzere kurulu yapılar. Şimdi çok derin eleştiri getirebiliriz burada ama şöyle özetleyelim. Evet, kadınımız ve erkeğimiz, hepimiz çalışıyoruz zaten ama iyi insan da yetiştirmemiz lazım. Bu iyi insan yetiştirmek en büyük etkeni de aile. Eğer aile mekanizmasını, yapısını gerçekten biz dışa bağımlı hale getirdiğimizde, yani aile kendi kendine yetmez hale geldiğinde ortaya başka sorunlar çıkıyor. O çocuk başkasına bağımlı oluyor. Bir örnek vereyim. Yanlış hatırlamıyorsam Malezya ya da Endonezya, Uzak Asya ülkelerinden birinde şu araştırmayı yapıyorlar. Bakıcılarla annelere soru soruyorlar çocuklarıyla ilgili, 5-6 temel soru. Çocuğunuz korktuğunda ne yapar? Çocuğunuzun en yakın arkadaşı kimdir? Çocuğunuz gelecekte ne olmak istiyor gibi sorular. Bakıcılar annelerden daha fazla bilgiye sahip. Anneler bilmiyor. Çünkü anne dışarıda çalışıyor. Çocuğuyla ilişkilenmiyor. Evet, $5,000 alıyor. $2,000'ını bakıcıya veriyor. Normalde $3,000 kazanmış gibi gözüküyor para olarak. Ama o $3,000 parayı sonra kalkıp çocuğun psikolojisini düzeltmek için uğraşıyor. Kendisini düzeltmek için uğraşıyor. Haz, işte heyecan peşinde koşuyor. Yani şöyle, havuç diye modernizmin ya da modern hayatın sunduğu şeyler bizden çok değerli şeyleri alıp götürüyor. İslam burada çok güçlü bir koruyucu kalkan. Şimdi İslam'ın yorumları içerisinde burada otursak, alimlerimiz tartışsa birçok farklı şeyler bulabilirler. Evet. Şimdi modern dünyanın aslında kendileri evvela şeyi bitirdiler. Yani kendi ailelerini bitirdiler. Kesinlikle. Şu anda modern dünya deyince aklımıza neresi geliyor? Paris mi geliyor? Paris'te aile diye bir şey yok, değil mi? Avrupa merkezlerinde, siz de bir Avrupalısınız. Avusturya, değil mi? Evet, Avusturya. Doğru. Şimdi yani Avusturya'da, İsviçre'de falan veya Amerika'da, artık o özgürlük anıtının ne ifade, ne anlattığı bilmiyorum, hani o merkezlerde aile yok. Şimdi kendi bitirdikleri bir işte aile düzeni bize de mi empoze etmeye çalışıyorlar? Biz bitirdik, siz de böyle mi olacaksınız? Burada çok komik bir şey söyleyeyim. Ben Amerika'ya seyahat etme fırsatı buldum. Amerikalı aileyle tanışma. Aksine Amerika devlet politikası olarak aileye önem vermesi gerektiğini fark etmiş durumda. Aynı şekilde Avrupa'da çok çocuk doğurmak teşvik edilmekte. Yine örneğin geçen yıllarda gittim Hollanda'da. Aile toplumun merkezi kabul ediliyor. Zaten öyle olmasa 16 milyonluk Hollanda, Konya kadar toprağı olan Hollanda, dünyada Türkiye'den daha yüksek ekonomik güce sahip olmaz. Ailenin zayıf olduğu toplumlar bunu teknolojiyle, güçle, üretimle karşılamış. Ama baktığımızda yine de bir Almanya'da aile mefhumu vardır. Tek mesele şu, 18 yaşından sonra ya da işte bireyciliğe verilen aşırı değer, onları, aileyi korumaktan biraz
geri plana çekti. Yani birey öne çıktıkça aile zayıfladı. Düşünün, bir evde ortak bir karar alınamıyorsa o aile nasıl bir arada duracak? Buradaki sorun Batı'da bunun yanında ailesiz bireyler yetişmeye başladı. Almanya'da annesi veya babası olmayan çocuğun oranı 4 çocuktan biriydi. Son zamanlarda aldığım bir oran. Ne demek bu? Yani anne ve babayı tanımıyor. Buna aynı cinsler arasında evliliğe izin veren kanunlarla anne ve babanın cinsiyet olarak aynı olduğu tasarımı da var. Evet. Bir yere hatırlayın, Hollanda'da veya birkaç yerde Türk çocuklarını böyle ailelere veriyorlardı. Peki. Yani Batı kendi çıkmazını bütün dünyaya dayatıyor. Bizim burada kendi Anadolu'daki toplumsal ve siyasal yapımızla, inancımızla, örfümüzle, geleneğimizle bir direniş yapıyoruz aslında. Bu direniş uzadıkça belki bir çıkış yolu bulabiliriz. 70'leri, 80'leri, 90'ları, 2000'leri düşünelim. Türkiye'nin geldiği noktayı düşünelim. Burada toplumsal yapımızda aile mefhumu Türkiye'de çok şükür ki hala önemli. Ancak bunu yıpratacak işte bireyselleşme, herkesin elinde bir cep telefonu, birlikte yemek yememek, birlikte pikniğe gitmemek, birlikte yaşamamak. Modernizm bunları getirdiği için bizi yıpratıyor. Biz bunu nasıl aşıyoruz? Bir parça sıkı ilişkilerle, mesela aile içi WhatsApp grupları, komik evet ama en azından bir ilişki sağlıyor. Evet, yani İslam'ın en fazla önem verdiği, ki Kur'an-ı Kerim'de de hemen ilk başlarda emredilen sıla-i rahim diye çok aslında esas bir husus var. Yani şimdi sıla-i rahmi koparmanın tehlikesine dikkat çekiliyor. Şimdi aslında sıla-i rahim demek bir yönüyle aile demek. Yani aile bağı. Az önce birliktelik demek. Çünkü yani eğer siz modernizme karşı bir direniş dediniz, direnecekseniz o sıla-i rahimi güçlendireceksiniz bir yerde. Çok doğru. Şimdi kadına yönelik tehditler dedik, feminizm dedik. Evet. Maalesef son dönemlerde kadını koruyalım derken, hani kaş yapalım derken göz çıkarma, ancak kanun falan dedik de süremizi tamam. Düşünerek bazı meseleleri konuşmak istiyorum. Mesela genç evlilik mağdurları var. Bu 8000 civarında bir rakamdan söz ediliyor. İşte suçu ne o insanın? 18 yaşından küçük evlilik yapmış kadın. Şimdi bu adama çocuk tacizcisi, tecavüzcü etiketi vurulmuş ve hapse atılmış. Kadın mağdur, çocuk mağdur. Kimse ilgilenmiyor. Şimdi bu böyle bir İslam ülkesinde, böyle bir Müslüman ülkede bu nasıl bir olay? Bu nasıl izah edilecek ki hocam? Yani o kadar garip bir olayla karşı karşıyayız ki, yani düzeltilmesi çok zor. İşte ya ne yapalım, Avrupa böyle istiyor, ne yapalım, biz bunu anlaşmayla imzaladık, ne sorun ne? Yani neden bu mesele göz ardı ediliyor, insanlar bunu çözmek istemiyor? Şimdi şöyle çok garip bir ikilem söyleyelim, feminizm dedik, çocuk gelin diyor mesela tabir olarak, 18 yaş altı çocuk, peki 18 yaş altı cinsel ilişkiyi, o zaman flörtü, yani din dışı ya da işte inancı dışı ya da serbest yaşamı niye özendiriyor? İsmini vermeyelim ama 18 yaş altında kadın figürlü genç kızları niye sanatçı olarak sunuyor bu sistem? Niye aynı kişiler aynı zamanda çocuk yaştayken, 30'lu, 40'lı, 50'li yaşındayken, 18 altından bahsediyorum, herkes bunların kim olduğunu biliyor. Çünkü gözümüze sokuluyor. Ben gazeteyi aldığımda, interneti açtığımda hemen onun haberiyle karşılaşıyorum. Her yerden çıkıyor karşınıza. Sosyal medyayı kaplamış durumda. Bütün her yerde. Bu kişilerin hayatları niye o zaman bir rol model olarak sunuluyor? Dikkat edin, şarkıcı olabilir, model olabilir, sanatçı. Sanatçı dediğimiz şey zaten hani bugün işte tartışmalar yürüyor. Kadına gelelim. 18 yaş altı evlilikleri bu şekilde görürken, 18 yaş altı her türlü ilişkiye cevaz verip rızaya dayalı 18 yaş altı evliliği, ki kanunumuzda 17-16 yaş sınırları var, itiraz edip
bunu bu şekilde koymak ciddi bir sorun. Bu kişiler yalnız şöyle, bu 8 bin kişi ya da 8 bin aile tamamı aynı sorunlarla ilişkili değil, tek bir sebeple değil. Örneğin şöyle oluyor, önce aileler rıza veriyor, sonra ailenin biri şikayet ediyor. Şikayet edince o 18 yaşından küçük erkek, öbür genç kıza ya da 18 yaşından büyükse erkek, bu sefer çocuğa cinsel tacizde bulunmuş suçlaması gidiyor. Yani garip bir durum var ortada. Bizim çocuklarla ilgili yaptığımız çalışmalarda bunu görüyoruz. Yani çocuk yaşta niye işte suçlanıyor? Aileler izin veriyor, sonra tartışma çıkıyor. Burada da sorun şu, bir süre sonra yasadaki boşluk bazıları için kullanışlı hale geliyor. Bu boşluk nasıl giderilir? Benim çözüm önerimim şuydu. Bu 8 bin aile tek tek sosyal hizmet uzmanları tarafından incelenecek. Genel bir yasa çıkartılamıyorsa bile bunlar için özel çözümler bulmak zorundayız. Hayır şimdi tamam özel çözüm. Şunu şöyle bir açık var orada Özkan Hocam. Sıkıntı şu. Eğer 18 yaş altı evlilik üzerinden yaparsak bu sefer şöyle yani izin verdik yasal olarak açık. Kızın ya da genç kızın genç kadının o rızasının olup olmadığı, baskıyla mı olduğu meselesinin ayrımını yapabilecek çok güçlü bir sistemimiz olmayabiliyor. Yani arada bir kişi kaçtı diyelim. Şöyle kaçtı. Kız işte tecavüze uğradı ama aileler anlaştı. Çaresiz bir şekilde kız itiraz edemiyor. Zorunlu bir evle gitti. Bu türlü vakalar olduğu için genel olarak alınamıyor. Yani bu olay çok boyutlu. Yani mağdur olan kadar olma ihtimali olan da var. Çünkü yasalar geneli ifade ediyor. Sıkıntı bu. Yani özel durumlar için çözüm üretmek gerekirken yasalar genele ithaf ediyor. Hatırlayın o yasa çıktığında bütün tecavüzcülere af diye başlıklar atılmıştı. Aslında mesele öyle değildi ama dolaylı olarak şöyle düşünün. Çok güçlü bir aile böyle bir süreç yaşanıyor ve kızın ailesini ikna etti. Kız evlenmek istemiyor. Bunları yaşadık biliyorsunuz. Eve kapatılan genç kız, genç erkekler işte birbiriyle illa bir ilişki olsun diye uğraşan aileler. Bir sürü vaka. Sorun şu, hukuki adımlar hepimizi ilgilendirdiği için biz olayı bir boyutuyla görüyoruz. Ama her birinin özel, hadi burada söylemek çok zor geliyor ama Palu ailesi diye bir şey, inanın bir dakika bile dayanamadım haberlerine. Böyle bir şey olabilir mi? Bu kadar katliam değil mi? Öldürme var, tecavüz var, ilaç atma var, şu var ve bunlar Müslüman birey tipleri üzerinden yapılıyor. Alt beynimiz nasıl işliyor biliyor musunuz? Çok net. Başörtülü kadın, başörtülü bilmem ne, Müslüman koca. Ama bunlar her türlü yanlışı yapmış. Nasıl oluyor? Bu sefer İslam'ı sorgulamaya başlıyorsun. Yani tehlikeyi anlatmak istediğim şey, bizim şu anda kafamız, modern kafa, küçücük bir şeyden büyük olanı yıkmaya gidiyor. Yani düşünün, yorumlara bakıyorsunuz sosyal medyada. Feminizm üzerinden olan tartışmaları da gayrimeşru bir ilişki, dini açıdan diyorum. İsteyen istediği gibi zaten engelleyemiyorsunuz, yaşıyor da. Gayrimeşru diyelim dini açıdan, din dışı bir ilişki gündemimizi tutuyor. Çok açık söyleyeyim, Ahmet ve Sıla, değil mi? Bir figür olarak ve buna devletin bakanlık olarak da müdahil olması ihtiyacı var. Modernizm bunu yaptırıyor. Sorun bu. Bu kadına şiddet olarak evet alınabilir ama buradaki başka tartışacağımız meseleler yok mu? Mesela başörtülü bir kadının şiddetinde de aynı hassasiyet niye olmuyor o zaman? Ya da evlilik içindeki şiddette biz niye bunu tartışmıyoruz? Acaba bu ünlü olmak şeyleri değiştiriyor mu, ilkeleri? Yani modernizm önemsiz olanı en önemli hale getiriyor. En önemli olanı en art... Ya aile mefhumunu tartış burada. De ki aile dışı işte ailelerin rızasının olmadığı, ne kadar yetişkin olursan ol bile aile içi anlaşmazlıkları bu şekilde çözmemeyi getir. İlkeleri getir, kadına erkeğe saygıyı getir. Kadının üretimin içerisinde olacaksa bile, ki son zamanlarda bazı yasalarla doğum ve doğum öncesi hani kadının korumaya alındı. Ama tartışma başka, yanlış bir yerden yürüyor Özkan Bey. Bunu söylemeye çalışıyorum. Öyle olunca da bu iş dini bir tartışma değil. Bu tamamen
gündelik, çağdaş yaşamın getirdiği kadın işte çalışsın ama para kazansın, aynı zamanda özgür olsun, erkeğine karşı ezilmesin, evde erkek de ev işlerini yapsın, çocuklar da özgür büyüsün. Çok net söyleyeyim, hepsi bir arada mümkün değil. Üç evlilikten biri boşanma varsa, bunun içinde maddi sebepler mesela çok önde duruyorsa, o kadın veya o erkek evliliklerinin maddi sebeplerini bilmiyorlar mıydı? Çalışma hayatları belli değil mi? Ne oldu? Başa tekrar gelelim. Modern yaşam değerlerimizi yok etti. Kanaatkar olmayı, elindekiyle yetinmeyi, elindekini en güzel şekilde yetiştirmeyi. Evet, eşiniz kadın veya erkek istemediği özelliklere, yani istemediğiniz özelliklere de sahip. Ama onu değiştirip daha güzel insan yapma kanaatkarlığı ya da idealizmi yok artık. Hani diyoruz ya, eski nerede bizim analarımız gibi kadınlar. Onlar da diyecek ki nerede bizim babalarımız gibi erkekler. Doğru. Çünkü kadınlaşan erkeklerin, erkekleşen kadınların rolleri yitirilmiş, karmaşıklaşmış bir toplumda siz sağlıklı bir ilişkiyi nasıl kuracaksınız? Kendi kız öğrencilerime şu soruyu sorarım her zaman. Hanginiz kendisinden daha düşük seviyede olan, yani toplumsal statü olarak bir erkekle evlenir? İnanır mısınız 50 kişilik sınıfta bir ya da iki öğrencim çıkıyor, onlar da bir süre sonra bunun olamayacağını söylüyor. Hani kadın erkek eşitti, bugün hala niye erkeğin belirli vasıfları, sigortasıdır, işidir, gücüdür öne çıkıyor? Burada sadece gelenekten gelen bir şey değil, fıtrat dediğimiz yapısal, kadının duygusal ve düşünsel özellikleriyle erkeğin duygusal ve düşünsel özelliklerinin farkını reddederek, karşı çıkarak, aykırı görerek bunu yapıyoruz. Bizim erkeklerin düşünme biçimiyle kadınların düşünme biçiminin farklı olduğunu, hadi diyelim tırnak içerisinde, bilim dünyası bile ispat etmiş. Her şey ortada. Ben çocuk doğurma gibi bir yetiye sahip değilim ama çocuk doğuran kadının yaşadığı durumu normal bir erkekle eşit tutuyorum. Daha özel günleri var kadınların. Bunlar iş hayatında, bunlar diyelim ki şoför ya da başka ağır bir emek gücü yapıyor. Hadi bir şey düşünelim, rasyonalist düşünelim, bir batıcı akılla düşünelim. İşçi oldu, inşaat işçisi oldu. Peki zayıf zamanlarında ne olacak? Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Öyle bir noktayı tartışıyoruz ki neyin doğru olduğunu herkes kendi kafasına göre karar veriyor. Herkes diyor ki bu benim görüşüm, benim görüşüm. Ya tamam, senin de bir görüşün var ama bir yaşanmış binlerce yıllık bir insan hayatı var. Evet. Bir gelenek var. Modernizm bunu yok ettiği için artık biz doğru temeller üzerine tartışmıyoruz. Evet. Sıkıntımız bu. Şimdi az önce genç evlilikle ilgili hani işin suistimal tarafına da dikkat çektiniz. Fakat şimdi geçmişte yani sıfırdan bir Türkiye yok ortada. Sıfırdan bir coğrafyada yaşamıyoruz. Yani sanki Mars'tan yeni taşındık buraya. İşte bir toplum inşa ettik falan. Öyle bir şey yok. Yani bugün İslam'la tanıştığımız günü, yani Müslüman bu coğrafyanın işte Kürdüyle, Türküyle, Arabıyla, Çerkeziyle, yani Lazıyla, Müslüman olduktan sonra kurduğu dünya uzun bir süre, yani bir 1000 yıldan fazla bir süre. Kesinlikle. Şimdi bu coğrafyada insan yaşadı, aileler yaşadı. Bu sorunlar daha önceden de vardı. Daha önceden de işte genç yaşta evlendiler falan. Yani o zaman tamam, şu anda modern dünya şu telefonu yapmış olabilir ama geçmişte aile, geçmişteki aileyle bugünkü aile aynı. Yani aile yeni bir şeye girmedi yani. İnsan yine aynı insan. Dolayısıyla tamam, geçmişte bu aleti yoktu. Tam aldık bunu. Fakat aileyi niye onlardan alıyoruz ki? Niye yani evlilikte 18 yaşla ilgili geçmişte mesele nasıl çözüldüyse bugün niye o şekilde çözmeyelim ki? Yani bu soruya niye kafa yormuyoruz veya bunun cevabını aramıyoruz? Çok net. Çünkü 18 yaş altında evlilik meselesiyle ilgili böyle bir tartışmayı açmak bazı insanların için seküler hayatın tartışılması anlamına geliyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak batılılaşmayı şiar edindiğimiz için batı gibi yaşamayı 70, 80, 90 yıldır çabalıyoruz. Batılılaşmayı giyim, kuşam, işte böyle masada yemek yemek, ne bileyim böyle görünür şeyleri değiştirerek iyi bir insan olacağımız ve başarılı, güzel bir dünyada olacağımız
mutlu olacağımız yanılgısına düştük. Oysa mesele o değildi. Baştan beri söylediğimiz şey, değerlerimizi yitirdikten sonra bu evlilikle ilgili mefhumu da yitirdik. Rızaya dayalı olarak 16 yaşında evlendiğinde, mutlu olduğuna inandığınız zaman bu geleneksel aile yapısında anneannesiyle, babaannesiyle yani büyükleriyle birlikte yaşamayı mutlu bir aile içerisinde kendini benimseyen toplumumuzda insanlar yok mu? Var. Hiç de haberlerini duyuyor muyuz? Duymuyoruz. Çünkü neden? Modern hayat onları örnek istemiyor. Anneanneleri, büyükler huzur evine, çocuklar kreşe, anne baba işe, fırsat bulurlarsa da bir araya gelirler haftada bir, onu da AVM'ye gitsinler, AVM'de bütün paralarını harcasınlar, ömürlerini çok net söyleyeceğim. Embesil gibi yani bağımlı, düşüncesiz, başka şeylerle ilişkilenmeyen, hayatı sorgulamayan bireyler olarak yaşasınlar. Tamamen bir makine, tüketim makinesi. Bu tartışmayı açtığınızda Müslüman insanların yani Müslümanların bu hayat tasavvuru gündeme gelecek. Ve o da sistem bunu istemiyor. Zaten bütün Orta Doğu diye söyledikleri şey de yapmak istedikleri bu. Eğer bu geleneği yıktığınızda direnecek bir şey kalmayacak. Ben size bir şey söyleyeyim. Teknolojiyi üretebiliriz ama aileyi yeniden üretmek zannedildiği kadar kolay değil. Ailemizde yaşadığımız sorunları çözmek için hepimiz mücadele verelim. Alimimizden, erkeğimizden kadınımıza hepimiz uğraşalım. Ama bunu birden yıkarak değil, yavaş yavaş bunu tedricen dediğimiz özellikle küçük küçük değiştirmemiz gerekir. Bizim toplumumuz 1000 yıldır burada fakat bugünlerde, bu yıllarda aşırıcılığı seviyoruz. Her şeyin aşırıcısı olduk. Oysa toplumsal yaşam aşırıcılığı reddeder. Düşünün bu ülkede 1932 ile 50 arası ezan Türkçe okundu. Hacca gitmek yasaklandı. Kur'an-ı Kerim öğrenmek yasaklandı. Şimdi toplum niye değişmedi? 18 yıl bir nesil demektir. Toplum yeniden dinine, inançlarına sarıldı. Dünyada da böyle olacağı zannedildi. Yani teknoloji gelirse biz parayla, pulla, maddi hayatla inançları yıkarız zannetti bazı sistemler. Aksine onlar şunu yaptılar, kendi inançlarının gereği kendisi gibi olmayan bütün inançları yıkıp kendi inançlarını egemen kurmak isteyen bir dünya sistemi var. Demin bunu geçirdim. İster buna evangelist deyin, ister Yahudi evangelist birleşimi deyin, ister Mesihyanik bir yapı deyin. Buna işte FETÖ ilişkisi üzerinden de bakın. Bütün yapıları yıkmak. Bunu yıktığınız an, aileyi yıktığınız an oh ne rahat. Hiçbir direniş kalıbı kalmayacak. Cemaatleri de yıkarsınız, başka yapıları da yıkarsınız. Savaşmanıza gerek yok. Gerek yok çünkü hazır. Biçilmiş ot gibi. Bireyler de zaten kontrolünüz altında. Adam sana mahkum. Sen telefon üretmedikçe, araba üretmedikçe, teknoloji üretmedikçe, satın aldıkça onun için çalışacaksın. Bir yılda 10 ton fındık üretiyorsun bir tarladan, bir tane cep telefonu alıyorsun, 10 ton fındık bir cep telefonu etmiyor. E ne oldu? Bütün yıl çalıştın sen ona, 12 ay bir cep telefonu için çalıştın. Seni adam satın aldı zaten. Seni gelip buraya işgal etmesine gerek yok. Sen onun gibi düşünüyorsun, onun gibi yaşıyorsun. Dizilerin onun gibi, yaşam tarzın onun gibi, kitapların onun gibi. Yani o Huntington'un medeniyetler çatışmasında... Artık ihtiyaç yok. İhtiyaç yok. Şimdi hocam son dakikalar geliyoruz da bu cinsiyet son dönemlerde bakanlık bir açıklama yaptı. Dedi ki bu proje 2014-2016 yıllar arasında yürütüldü ama şu anda gündemimizde yok dedi. Fakat görüyoruz ki sadece Milli Eğitim Bakanlığı değil şu anda bir takım üniversiteler, bir takım özel kurumlar bu işi devam ettiriyorlar. Bununla ilgili gerek işte konferanslar, gerek takım faaliyetler. Hatta mesela siz Hürriyet Gazetesi'nin sitesine girdiğiniz zaman bir köşe yazarı okuyacaksanız hemen orada bir şey çıkıyor. Bu yazının içerisindeki cinsiyet içerikli kelimeler. İşte şimdi yani az önce gerçi ifade ettiniz yani bir farkındalık var ama yani 2014-2016 yılları arasında bu nasıl uygulandı sorusu veya şu anda nasıl müsamaha gösteriliyor? Ya bu besbelli ki nesli yok etmeye yönelik
ve hatta İslam'a karşı bir savaş, bir karşı tarafın apaçık bir atağı. Niye bu müsamaha gösteriliyor? Şimdi tabii son dakikalarımızdayız ama siyasi işin boyutunu da... Yok, ben siyasi demiyorum ama yani ne burada şöyle, sıkıntı ne? Siyasi sosyal yapımız üzerinden ele alalım. 2002'den beri bir parti var. Fakat ılımlı İslam saldırısı 11 Eylül'den beri bütün dünyayı sarmış durumda. Hem Müslümanları radikalist, yani ne diyelim, dinci terör örgütleriyle bir sopa, hem de ılımlı İslam diyerek havuç, yani sisteme karşı direnmeyen. Türkiye'de de maalesef bu etkinliğini gösterdi. Bunu kabul etmek zorundayız. Zaten 15 Temmuz'a gelen sürece kadar yaşadığımız bütün olaylar bunu gösteriyor. Ilımlı İslam'ın çeşitli versiyonları uygulandı. Bu ne demek? Ya kadın erkek eşitliğine şey yapın, ya kadın erkek mahremiyetinin önemi yoktur, İşte kadınlar erkek eşittir, bununla ilgili İslam'ın getirdiği kurallar, ilkeler geri kalmıştır. Tartışmamızın kökenine ne iniyor? Tarihselci bir din yaklaşımı. Yani şunu söyleniliyor. Ya kardeşim, 1450 yıl önce, 1400 yıl önce gelmiş bir dinin ilkeleri, esasları artık geçersizdir. Sünneti, onu, şunu, bunu bir yere kadar. Artık gerek yok onun gibi tasarlamaya. Teknoloji gelişmiş, dünya gelişmiş. Yani bu bilinç altıyla zihinlerde egemen olan dünya sistemindeki seküler aklın getirdiği yaşam tarzı bizi de etkiledi. Niye siyasete bağlıyorum? Daha güçlü, iradeli, milli kimliğine sahip olursanız, Anadolu kimliğiyle, buradaki İslam kimliğini, Selçuklu, Beylikler, Osmanlı devletlerinin bütün kimliğini taşırsanız, İslam'ın sancaktarlığını bin yıldır yapan bir topluluktan bahsediyoruz. Buna Selahaddin Eyyubi de dahildir, Fatih Sultan Mehmet de dahildir. Bütün kimlikleriyle bu kişiliğini ve kimliğini, karakterini bu toplumdan almak için İslam'ın bütün kalelerini fethetmek zorundasınız. Cinsiyetsizleştirme projesi de bunun bir parçası. Burada tekrar şunu söyleyeyim. Mükemmel bir topluluğumuz, yani toplumsal yapımız vardı da, Osmanlı mükemmeldi, her şey yolundaydı da, o yüzden yıkıldı demiyorum. Ya da işte İslam toplumun bütün gereklerini yaptık. Burada medreselerden çıkan bilimsel fen bilimlerini de tartışmak zorundayız. Dünyanın merkezi İstanbul'da Rasathane'nin 1500'lerde yıkılmasını da konuşmak zorundayız. Kendi yetersiz kaldığımız alanları da bilmek zorundayız. Ama bu bütün bir İslam'ı reddetmek, İslam'ın getirdiği bütün hayat tarzını artık geçersizdir, tutarsızdır, anlamsızdır noktasına geldiğinde bir ifrattan bir tefrite, bir tefritten bir ifrata geçiyoruz. Bu da ailelerimizi böyle şu anda bir tenis topu gibi paramparça eden bir sürece götürüyor. Şimdi bu konuda bir aile ne yapsın? Okulda diyelim ki dans dersleri veriliyor. Seküler bir aile, evet, yapıyor. Öbür Müslüman bir aile diyor ki ya benim kızımın hani bir mahremiyeti olmalı. Bunu düşünüyor. O zaman ne oluyor? Gettolaşma, yani ayrışma başlıyor. Peki her ikisi bir arada olabilir mi? Çok açık ve net. Seküler hayat dini yaşama dayatıldığı sürece bu çatışma devam edecek. Öbürküleri nasıl yıpratacak? Türbanı bir moda yapacak, İslami değerleri önemsizleştirecek, cinsiyet ayrımlarını bu şekilde projelerle ortadan kaldıracak. Şimdi düşünün, seküler bir insan için ya cinsiyetsizleşme çok sıradan, olağan, zaten onu önemsemiyor ki. Kadın ve erkek ilişkilerini, tek eşliliği önemsemiyor ki. Ya da işte bunu önemseyen ateistler ve ne diyelim, din dışı insanlar da var. Şimdi ben tamamen bir genelleştirme yapmak haksızlık olur. Dürüst olmaya çalışan, alın teriyle yaşayan ama Tanrı inancı olmayan bireyler de var. Bunu hepimiz görüyoruz. Hayvan haklarına saygı duyduğu kadar Müslümanın inancına saygı duymuyor. Tartışma buradan çıkıyor. Düşünün. Feminizm dedik, hayvan hakkı dedik, şu hakkı, bu hakkı, her hakkı var. Kardeşim, Yemen'deki ölenin hakkı nerede? Açlıktan ölüyor. Arakan'da 700 bin, 800 bin insan sürüldü memleketinden. Onun hakkı nerede? Suriye'dekinin hakkı nerede?
Sen eğer bir hak mefhumundan bahsedeceksen, ben senin adaletli olduğunu görmem için Gazze'deki Filistinlinin hakkını da savunacaksın. O zaman ben sana itimat ederim. Ama sen kalkıp kadına şiddet üzerinden bir toplum tasarımı yapmaya çalıştığın an beni şüpheye sevk edersin. İşte o zaman 1948 yılında 10 Aralık'ta imzalanmış İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin olduğu bir dünyadayız ama hala Afrika'da sömürgecilik devam ediyor. Nasıl oluyor? Batı kendi koyduğu değerlere dahi uymayan bir sistem kurdu. Ve diyor ki benim dışımdakiler barbar, gayrimedeni, gayri insani, bunlar tamamen insanlık dışı, modern yaşamın dışında ya da modern yaşamın artıklarıdır. Bizim gibi olmadığı sürece burada bir Müslümanın aklına hep şu geliyor. Onlara benzemediğiniz sürece, onlar gibi olmadığınız sürece sizi asla kabul etmezler. Bu gerçekle her yerde toslaşıyoruz demek istiyorum. Yani çarpıyor kafamız. Fakat biz kafamızın yarılmasına aldanıp, yani aldanmayıp devam etmeye çalışıyoruz. Evet, sonuna geldik süremizin. Buyurun. Ama arada çok güzel bir şey söylediniz. Biz Türkiye'de öyle bir kuşağız ki, yani mesela şu an 40-45 yaşından bahsediyorsunuz. Yani mesela yılbaşı gecelerinde devlet televizyonundan dansöz abi oynatıldığı, işte porno dergilerin satıldığı, yani alabildiğine ifsadın çok serbest bir şekilde uygulandığı, teşvik edildiği bir kuşak bozulmadıysa, yıkılmadıysa, yok olmadıysa ümit var olmakta fayda var. Kesinlikle insan her zaman umudu taşır değil mi? Korkuyla ümit arasında yaşayan bir varlığız. Evet. Bu Allah'ın kaidesi gereğince şunu da söyleyelim. Bizler içimizdeki iyiliği büyütmekle sorumluyuz. İnşallah ailemizi koruyarak, ailemize sıkıca sarılarak, ailemizi, toplumumuzu, devletimizi, ümmetimizi ve insanlık ailesini de Müslüman bireyler olarak koruyabilecek bir güce, bir seviye ulaşma dileğiyle programımızı... Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sizler ben de. Sağ olun. İnşallah başka programlarda bekliyoruz. Bu arada kitaplarınızı da aslında görüyorum. Küresel Kuşatmaya Direnen Türkiye kitabınız ki daha önce sanırım bu kitabı izleyicilerimize tanıtmıştık. Gerçekten direnen Türkiye deyince ne demek istiyoruz? Aslında bu konuştuklarımızın şu bütün siyasi sosyal planını o kitapta ele aldık. Tabii şurada da yine benim olmamakla birlikte Halep'in en sıkıntılı zamanlarında yaptığımız bir sempozyumun kitabıdır. 2017 Aralık'ta Halep'in boşaltılması sürecinde o son yıkımda. Halep'i gündeme getiriyorsunuz. Evet, evet. Peki, çok sağ olun. Allah razı olsun. Sizlerden de. Değerli izleyiciler, programda modernizmin aileyi tehdit etmesi, işte toplumumuza yönelik, özellikle kadına, nesle yönelik tehditleri, bunu bir nebze konuştuk. Konuğumuz sosyolog doktor Erkan Çağ hocamdı. Gelecek bölümde farklı bir konuyu konuşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.